Bir önceki videoda Nernst denklemini kullanarak hücre potansiyellerini hesaplayabildiğimizi gördük. Bu videoda aynı işlemi çinko bakır hücresi için uygulayacağız. Çözeltide bulunan çinko artı 2 iyonlarının derişimi de bakır artı 2 iyonlarının derişimi de 1 molar. 25 derece Celsius sıcaklıkta olduğumuzu da söylediğimiz zaman standart koşullardan bahsettiğimizi daha net bir şekilde anlatmış oluruz. Öncelikle indirgenme ve yükseltgenme yarı tepkimelerini kısaca hatırlayalım. Bakır artı iki iyonları 2 elektron alarak indirgeniyor ve bakır katısını oluşturuyor. Diğer yandan da katı çinko yükseltgeniyor yani 2 elektron kaybederek çinko artı iki iyonlarını oluşturuyor. Katı çinkonun kaybettiği elektronlarla bakır artı ikinin kazandığı elektronlar aynı. Bir diğer deyişle net tepkime yazarken birbirlerini götürüyorlar. Burada gördüğümüz net redoks tepkimesi standart hücre potansiyeli de 1,1 volta eşit. Hücre potansiyelini bulmak için tek yapmanız gereken indirgenme yarı tepkimesinin potansiyeli ile yükseltgenme yarı tepkimesinin potansiyelini toplamak olduğunu hatırlıyor olmalısınız. Buraya kadar bildiğimiz şeylerden bahsettik. Bundan sonra Nernst denklemini kullanarak hücre potansiyelini hesaplayacağız. Örneğin Nernst denklemini yazalım hücre potansiyeli E eşittir. Standart hücre potansiyeli E0 eksi 0,0592 volt bölü N çarpı Q'nun logaritması. Bu sıcaklık 25 derece Celsius olduğunda denklemin kullanabileceğimiz formlarından birisi. Öncelikle denklemde kullandığımız serimlerin ne anlama geldiğini hatırlayalım. Standart hücre potansiyeli yani E0'ın 1,1 volt'a eşit olduğunu söylemiştik. Öyleyse denklemde buraya 1,1 volt yazabiliriz. N aktarılan alıp verilen mol sayısını gösteriyor. Yani redoks tepkimesinde aktarılan elektron mol sayısını veriyor bize. Bu da 2'ye eşit. 2 mol elektron aktarılıyor. Q ise tepkimenin kat sayısı. Aslında Q, K ile yani denge sabitiyle aynı forma sahip. Ama burada dengede olmayan bir tepkime için kullanıyoruz. Q için bir denge ifadesi yazdığımızı düşünelim. Ürünlerin derişimi bölü reaktantların derişimi. Tabii ki saf olan katıları denklem dışında bırakıyoruz. Demek ki bakır katısına denkleme katmayacağız. Ürünlerin derişim kısmına çinko artı 2'nin derişimini yazabiliriz. Reaktanların derişimi kısmına ise bakır artı 2 yoğunlarının derişimini yazalım. Burada da çinko katısı denklemin dışında kalıyor. Soru da bize verildiği için bu derişimlerin değerlerini biliyoruz. Çinko artı 2'nin de bakır artı 2'nin de derişimleri birer molar. Yani 1 bölü 1. Bu örnek için tepkime katsayımız 1 çıktı. Artık bütün terimlerin değerlerini bildiğimize göre hepsini denklemde yerlerine yerleştirebiliriz. Standart hücre potansiyeli 1,1 volta eşit. 1,1 eksi 0,0592 bölü aktarılan elektron mol sayısı n. Yani 2. Çarpı logaritma q. Bu örnek için hesapladığımız tepkime kat sayısı yani q 1 dedik. Log 1 ise 0'a eşit. Bu durumda hücre potansiyeli 1,1 volta eşit olur. Bir başka deyişle hücre potansiyeli standart hücre potansiyeline eşit demektir. Bu aslında gayet mantıklı. Çünkü standart hücre potansiyeli E0, burada altını da çizeyim, zaten standart koşullar altında ölçülmüş olan potansiyel demek. Biz de videonun başında standart koşullarda olduğumuzdan bahsetmiştik. Derişimler birer molar, sıcaklık 25 derece Celsius. Ayrıca maddelerde saf katılar olan çinko ve bakır. Nernst denklemi de hücre potansiyelinin standart hücre potansiyeline eşit olduğunu gösteriyor. O zaman bir de şu şekilde deneyelim. Çinko artı 2 iyonlarının derişiminin 10, bakır artı 2 iyonlarının derişiminin 1 molar olduğu koşullarda hücre potansiyelini bulalım. Hücre potansiyelini bulmaya çalıştığımıza göre Nernst denklemini kullanabiliriz. Hücre potansiyeli eşittir E0 eksi 0,0592 bölü ne? çarpı logaritma q. q tabii ki tepkime katsayısı. Bildiklerimizi denkleme yerleştirelim. Standart hücre potansiyelinin 1,1 volta eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla E yani hücre potansiyeli eşittir 1,1 eksi 0,0592 bölü N. N aktarılan yani tepkimede alıp verilen elektron mol sayısı olduğuna göre yerine 2 yazabiliriz. Çarpı logaritma Q. Bir önceki örnekte Q'yu nasıl hesapladığımızı hatırlıyor olmalısınız. Çinko artı 2'nin derişimi bölü bakır artı 2'nin derişimi. Yine ürünlerin derişimi bölü reaktantların derişimi yapıyoruz. Ayrıca saf katıları da denklemde göz ardı ediyoruz. Bu örnek için çözeltideki çinko artı 2 iyonlarının derişimi 10 molar. 10 molar bölü 1 molar. Çünkü bakır artı 2 iyonlarının derişimi de 1 molar. Demek ki Q eşittir 10. Artık hücre potansiyelini bulmak için bütün verilere sahibiz. Hücre potansiyeli E eşittir 1,1 eksi 0,0592. Hatta burayı 0,06 diye yuvarlayabiliriz. Bölü 2 yani 0,03. Log 10 1'e eşit. Yani 0,03 çarpı 1 ya da 1,1 eksi 0,03 eşittir 1,07. Demek ki hücre potansiyeli 1,07 volta eşit. Bu değeri anlık hücre potansiyeli olarak düşünebiliriz. Toparlayacak olursak derişimi 10, bakır artıki iyonlarının derişimi 1 molerken anlık hücre potansiyeli 1,07 volta eşit. Şimdi bir de tepkime ilerledikçe hücre potansiyeli nasıl değişir ona bakalım. Net tepkimeyi inceleyerek bu soru üzerinden biraz düşünelim. Tepkime ilerledikçe yani daha fazla ürün elde ettikçe ne olur ne değişir? Reaktantları harcadığımıza göre daha fazla çinko artı 2 iyonu elde etmemiz lazım. Yani çinko artı 2 iyonlarının derişiminin artması, bakır artı 2 iyonlarının derişiminin azalması gerekir. Bu durumda Q nasıl değişir? Eğer ürünlerin derişimi artıyor veya reaktantların derişimi azalıyorsa Q'nun artmasını bekleriz. İyi de Q'nun artmasının hücre potansiyeli üzerindeki etkisi ne olur? Nernst ekleminde Q artarsa E nasıl değişir? Hatta bunu birkaç sayıyla somutlaştırmaya çalışalım. Örneğin Q 100 olsun. Q'yu Nernst denklemine yerleştirelim ve hücre potansiyelini hesaplayalım. E eşittir. E yani 0 yani 1,1 eksi 0,0592 bölü 2 çarpı log 100. Sonuçta Q'nun 100 olduğunu kabul ettik. Çünkü tepkimi ilerledikçe ürün derişimi artacaktır. Bu durumda hücre potansiyeli kaç oldu? E eşittir 1,1. Log yüzde 2'ye eşit olduğundan bu ikiler birbirini götürecek. Bu durumda geriye 1,1 eksi 0,0592 ya da yuvarlarsak 0,06 kalacak. 1,1 eksi 0,06 eşittir 1,04. Hücre potansiyeli 1,04 volta eşit çıktı. Bu durumda hücre potansiyeli nasıl değişti? Farklı bir renk kullanayım. Q'yu arttırdığımız zaman, yani bu örnekte yaptığımız gibi 10'dan 100'e çıkardığımız zaman hücre potansiyeli değişti. Hücre potansiyelinin değeri 1,07'den 1,04'e düştü. Tepkime ilerledikçe Q artarken anlık hücre potansiyeli E azaldı. Bir başka deyişle Q arttıkça E azaldı. Bu durumda dengede ne olur? Ya da şöyle sorayım. Dengedeki hücre potansiyeli kaç olur? Delta G'yi hücre potansiyeline bağlayan denklemi hatırlıyor olmalısınız. Daha önce bahsetmiştik. Delta G eşittir. Eksi N çarpı F çarpı E. Termodinamikteki kurallara göre dengede delta G sıfıra eşit olur. Bu durumda hücre potansiyeli de sıfıra eşit olur. Bunu biraz düşünelim. Hücre potansiyeli dengede sıfıra eşit. Şimdi Nernst eklemini tekrar yazalım. Hücre potansiyeli E eşittir. E0 eksi 0,0592 bölü N çarpı log Q. Tepkime dengeye ulaştığında E0 eşit. Bunu yazabiliriz. 0 eşittir standart hücre potansiyeli E0 eksi 0,0592 bölü N çarpı log Q. Burada küçük bir hatırlatma daha yapalım. Tepkime dengeye ulaştığında Q da K'ya yani denge sabitine eşit. Dolayısıyla burada K'nın değerini yazabiliriz. Dikkat ettiyseniz bu da bir önceki videoda konuştuğumuz denkleme dönüştü. Standart hücre potansiyeli E0 eşittir 0,0592 bölü N çarpı log K. Bu da Nernst eklemi hakkında düşünmenin bir başka yolu diyebiliriz. Eğer farklı derişimlere sahip bir hücreden bahsediyorsak, hücre potansiyelini hesaplamanın en kolay yollarından biri Nernst eklemini kullanmak olacaktır.